Selamlar dostlar. Umarım sesim iyi gelirdir. Ses konusunda bir sıkıntı varsa lütfen yazın. Evet değerli dostlar, ben şu anda Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de hat boyu diye bildiğimiz hat boyundan Espark mevkine doğru çıkıyoruz. Oraya gideceğiz. Eskişehir'de havalar malum şöyle gri, bulutlu. Daha henüz bir yaz gelmedi gerçekten. Umarım bundan sonra gelir. Havalar soğuk. Genelde hava bulutlu, böyle yağmurlu. Ve yağmura karışık dolu da yağıyor. Şimdi sizlerden birkaç yayınımızı paylaşmanızı istiyorum. Yayını paylaşalım ki daha çok kişi olun. Seste bir sıkıntı varsa bana bir bildirin, yazın. Ses iyi veya kötü. Ona göre biz de bilelim. Evet, şöyle görüntüler baş başa bırakıyorum. Aynı zamanda konuşacağız tabii ki. Evet, gördüğünüz gibi şu anda hat boyunda merkeze doğru gidiyoruz. Hat boyunu bilenler bilir. Biz de şu anda Espark mevkisine doğru gidiyoruz. Evet, selamlar Sercan Söğüt. Hüseyin abi selamlar. Seste bir sıkıntı var mı? Bana bildirirseniz sevinirim. Evet değerli dostlar, son zamanlarda sık sık karşılaştığım, duyduğum böyle mülteciler, ülkemizde bulunan Afgan, Suriyeli mültecilerle biz gurbetçileri kıyaslama yapılıyor. Hüseyin Filiz Değirmenci teşekkür ediyorum. İyi yayınlar üstad demiş. Sağ olasın. Hüseyin abi, seste bir sıkıntı var mı? Onu bir öğrenebilirsem. Ses iyi mi? Kötü mü? Onu bir öğreneyim. Evet, dediğim gibi son zamanlarda burada sık sık duyduğum, siz gurbetçiler de zamanında oraya sığınmacı olarak gittiniz, mülteci olarak gittiniz diye bir sürü bazı kişilerden duyuyorum malum. Hüseyin abi iyi yayınlar diyorsun da sesten haber vermiyorsun bana. Sesten bir haber verirsen. Evet, dediğim gibi çok kişiden duymaya başladım. O da biraz da benim ağrıma gitti açıkçası. Niye ağrıma gitti? Çünkü biliyorsunuz biz gurbetçiler oraya... Evet, teşekkür ediyorum Hüseyin abi. Biz gurbetçiler Belçika'ya, Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya bir amaç için geliyordu. Yani oraya biz kaçmadık. Oraya biz davetli dedik. Yani sonuçta Almanya ve Hollanda, Belçika'daki... çok iyi bilir. Bizler oraya hast arbeiter olarak gittik. Yani konuk işçi, misafir işçi olarak gittik. Ve orada biz çalıştık. Biz hiçbir zaman gittiğimiz ülkelere yük olmadık. Çalıştık. Devlette bir kuruş para almadık. Bizler orada çalışarak bizi işçi göç olarak davet ettirdik. Biz de oraya gittik. Yani bizler derken atalarımız birinci nesil o vaziyette gitti. Şimdi tabii ki farklı, biz savaştan da kaçmadık, sığınmadık hiçbir yere. Burada 70'li yıllardan sonra, yani şöyle düşünelim, 60'lı yıllarda Almanya'da savaşta çıktıktan sonra oranın, Almanya'nın tekrar düzelmesi için işçiye ihtiyacı vardı ve Almanya ilk kez Türkiye'de işçi bulma kurumuyla anlaşma sağladı ve Almanya başlattı. İşçi göçü, hast arbeiter dediğimiz işçi göçünü davetler olarak, oraya işçi olarak kabul etti. Son akabinde diğer Avrupa ülkeleri, Belçika, Hollanda, Fransa gibi ülkeler aşağı yukarı aynı anlaşmayla o ülkelere Türkiye'den, Fas'tan, Tunus'tan, dolayısıyla birçok ülkeden işçi göçü almaya başladı. O ülkelerden bir tanesi ve en çoğunluk aşağı yukarı Türklerden oluşuyor.
Dediğimiz gibi biz oraya aşağı yukarı 60 yıllıktır. Orada gurbetçiler yaşıyor ve yaşamakta. 60 yıldır da bulunduğumuz ülkelere biz bırak yük olmayı katkı sağlamıştırız. Her alanda, ticari alanda, sosyal alanda, kültürel alanda bizler o ülkeye devamlı katkı sağlamıştırız. Yani bizler orada sığınmacı ve kaçak olarak bulunmadık. Yani bunu da burada belirtmek istiyorum. Buradaki ülkemizdeki vatandaşların da bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bizler hiçbir zaman gittiğimiz ülkelerde sığınmacı, kaçak değil, oraya biz misafir işçi olarak gittik ve misafir işçi olarak da orada hala yaşamımıza devam ediyoruz. Biz her alanda dediğim gibi o bulunduğumuz ülkelere hem ekonomik, hem sosyal, hem kültürel alanda katkılar sağladık, hala sağlamaktayız. Bugün bulunduğumuz ülkelerde bir sürü siyasetçilerimiz, iş adamlarımız, işverenlerimiz, sivil STK'larımız, sivil toplum örgütlerimiz bulunuyor. Gıda konusunda Türk mutfağını orada iyi bir şekilde tanıttığımızı biliyorum. Dolayısıyla o ülkelere biz devamlı katkı sağladık. Bunu da burada belirtmek istedim. Evet, şu anda da Eskişehir'de sizlere görüntüler bırakıyorum. Şu anda tam hat boyunda çıktık. Burada hat boyunda çıktık. Şu anda da Espark'a giden yoldayız. Ama biz ne yapacağız? Tabii ki şöyle Doktorlar Caddesi'ne doğru yürüyeceğiz. Oradan da adalardan sonra da hamam yolunda da tabii ki sıcak sularda, oralarda sizlere gideceğiz. Evet, sizlere görüntüler bakıyorum. Sizlere şöyle bir canlı yayın yapalım. Malum sabah, bugün pazar günü hiçbir işim yoktu. Ne yapayım dedim. Onun hatta duyurusuna yaptım. Canlı yayın yapalım dedik. Canlı yayına Eskişehir'de gurbetçilere verdik. Malum işte birkaç hafta kaldı. Birkaç hafta sonra birçok gurbetçi buralara akın edecek. Ondan öncesi de sizlere bir canlı yayın yapalım dedik. Eskişehir'de havalar daha yaz geldi diyemem. Çünkü havalar hala serin. Şu anda gösterilen derece 16-17 derece gösteriyor ama çok bulutlu görüyorsunuz. Havalar bulutlu olduğu için hissedilen aşağı yukarı 12 derece falan diyebiliriz. Evet, şu anda Doktorlar Caddesi'ndeyiz. Doktorlar Caddesi'nde şöyle adımlıyoruz. Sonra akabinde adalara gideceğiz. Adalarında sıcak sulara, sonra hamam yolunda kapatacağız. Evet, burada yayını lütfen paylaşalım. Yayınımızı paylaşalım. Şu anda Eskişehir'de bulunup da şurada ben buradayım deyip de görüşmek isteyen vatandaşlar da varsa, canlı yayın takip ederse beni rastlar. Şu anda doktorların girişindeyim. Evet değerli dostlar, şu anda malum 4 Haziran. Dolayısıyla birkaç haftaya kadar kurbetçiler ağır ağır yollara çıkmaya başlayacak. Evet, birkaç tane var. Yani şu anda gurbetçiler bazılarına rastladım. Yine de var. Ama dediğim gibi birkaç haftaya, 10 güne kadar özellikle Kurban Bayramı'nı burada geçirmek isteyen, Türkiye'de vatanında geçirmek isteyen vatandaşlar bir hafta 10 güne kadar kurbetten çıkıp sılaya doğru yolculuk yapmaya başlayacaktır. Hasan Turul Akın, merhabalar. İrfan Ulutaş, merhabalar. Hayırlı günler hepinize. Evet, canlı yayına katılmak isterseniz canlı yayın istek bulunur sizlerle. Canlı yayında da sohbet edebiliriz. Eskişehir günahıyla bildiğimiz gibi Karabalık çok yoğun. Malum Eskişehir'de biliyorsunuz 3 büyük üniversite var. En son Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Odunpazarı, Tepebaşı Belediye Başkanları'nda yaptığımız röportajlarda 300-350 bine yakın talebe bulundu Eskişehir'de. Eskişehir üniversiteler şehri olduğu için çok yoğun bir talebe var. Tabii ki bir kış aylarında da geliyoruz, aynı Karabalık'ı görüyoruz. Yaz aylarında yine Karabalık. Bunu nedenini sorduğum zaman da şunu söylediler. Yaz ayı dışında burada yoğun bir talebe yoğunluğu var. 350 bin talebe görüyorsunuz. Yaz aylarında da
Geldiğiniz zaman yine aynı yoğunluk var diyorsunuz ama onlar kesinlikle 350 bin talebenin yanı sıra gurbetçiler geliyor. Ve bu 350 bin talebenin de hepsi tabii memleketlerine gitmiyor. Birçoğu da burada kalıyor. Dolayısıyla Eskişehir devamlı sürekli kalabalık, çok kalabalık oluyor. Şu anda havanın şöyle gri olmasına rağmen görüyorsunuz vatandaş hala montlarla, kazaklarla, Haziran'ın 4'ü olmasına rağmen hala havalar sıcak. Evet, şimdi ben tabii yolun ortasına gidiyorum. Karşıda tram geliyor. Şöyle hafif kenara doğru çekileceğim. Evet değerli dostlar, Eskişehir'deyim. Şu anda Doktorlar Caddesi'ndeyiz. Doktorlar Caddesi'nden sonra da adalara geçeceğiz. Adalardan sıcak sulara, sıcak sulardan hamam yoluna doğru ilerleyeceğiz. Evet, şu anda Kanatlı Alışveriş Merkezi'nin yanındayız. Evet, Eskişehir böyle canlı, cıvıl cıvıl, her zaman yazmış, her zaman canlı oluyor buralar. Devamlı söylüyorum. Eskişehir'de yine dün açıklandı hatta. Eskişehir dünyada yaşanabilir şehirlerden yine ilk 5'e girdi. Bu yıllardır böyle. Kaçıncı sefer biliyorum. Ümit Kahya iyi yayınlar Necid abi demiş. Sağ olasın Ümit. Evet arkadaşlar, yayınımızı paylaşırsak sevinirim. Yayınımızı paylaşalım. Profillerinizde, gruplarınızda yayını paylaşalım. Dediğim gibi Eskişehir yine dün açıklandı. Dünyanın en yaşanabilir şehirlerden bir tanesi, ilk 5'e girdi. Bu sanırsın 4. defa bu bilgiler aktarılıyor. O yüzden Eskişehir'de gerçekten genç nüfus çok, talebe çok, üniversitede çok. Üniversite şehri her zaman cıvıl cıvıl, yaz kış aynı. Onu da söylüyoruz. Evet, şu anda Doktorlar Caddesi'ne devam ediyoruz. Biraz sonra Adalar'a geçeceğiz. Dediğim gibi buralarda Eskişehir'de olup da yayına katılmak, sohbet etmek isteyenler varsa burada alabilirim. Eskişehir'de bugün benim gibi ne yapacağımı bilmiyorum diyenler varsa burada yayına alabiliriz. Evet, şu havalardan gerçekten geldiğim günden beridir sıcaklık, güneş görmedik. Evet, en iyi hava böyle hava. Yani en iyisi. Yağmur yağmadı müddetçe iyi diyoruz. Evet, Ümit Kaya üçüncü oldu. Evet, üçüncü oldu. Bu da tesadüf değil gerçekten. Yani bir Eskişehir'de yaşayan birisi olarak biliyorsunuz gurbetçilerin yoğun olarak, Belçika özellikle gurbetçilerin yoğun olarak yerleşim alanı var Eskişehir'de. Özellikle Emirdağ ve çevresinde vatandaşların burada mutlaka bir yarıdan fazlasında diyebilirim. Burada bir ev var. Buraya gelip yaz tatillerinde, tatil bölgelerine gitmişler zaman şehir adabında Eskişehir'de görev yapıyorlar, yaşıyorlar. Bu havalardan bahsettim. Gerçekten bu sene yaz gelmeyecek galiba. Yani köy de aynı, Emirdağ da aynı, Eskişehir de aynı. Sürekli yurt genelinde yağmur var. Sürekli yağmur var. Yağmurdan dolayı da insanlar ne oldu? 4 Haziran. Haziran'da şu anda hava sıcakların 28, 30, 25 derece olması gerekirken şu anda meteorolojinin verdiği şu anda 16 derece gösteriyor ama hava gri ve bulutlu. Dolayısıyla hissedilen 12-13 derece. Evet,
değerli takipçiler, lütfen yayınımızı paylaşalım. Şu anda doktorlarda çıktık. Artık adalara doğru ilerleyeceğiz. Bu bölgeler yaz kış aynı, Karabalık aynı. Eskişehir'e akşam yine dolu ve yağmur beklediğini, meteoroloji ve AFAD sürekli vuruyor, uyarıyor. SMS yoluyla meteorolojiden gelen bilgileri AFAD buradaki bulunan konum itibarı bulunan insanların cep telefonlarına mesaj olarak AFAD uyarılarda bulunuyor. Tedbirlerinizi tedbirli olun. Sağanak yağış ve dolu fırtına geliyor diye. Evet, burası meşhur Porsuk adalardaki su. Suyun rengi bile değişmiş diyebiliyorum gerçekten. O kadar yağdı ki biliyorsunuz biz vatandaşlarımız resim ve şekli Eskişehir'in meşhur resimli kalalarından bir tanesi burası. Evet, şöyle bir adalara doğru ilerliyoruz. Bir de ben şunu dikkat ettim. Yerel turlar çok yoğunluk Eskişehir'de. Yani buralarda otobüslerle çeşitli il ve ilçelerde turlar da geliyor. Tur otobüsleri köprü başında duraklayarak vatandaşları burada gezdiriyor. Eskişehir'in gezecek yerlerini, görecek yerlerini, çarşıda alışverişini yaptırmak için buraya turlar da geliyor. O da çok ilgimi çekti. Yani Eskişehir'e gezmeye gelen çok da içten, yani iç turizm, yerli turistler de var. Burada genellikle sokak çalgıları da çok oluyor. İşte burada gençler görüyorsunuz sokaklarda müzik yapıyor, müziklerini sergiliyor. Ben hayran kalıyorum. Bak şunlara bakın. Evet, görüyorsunuz. Huzurlu bir şekilde sokak hayvanları da burada vatandaşların arasında rahatça yaşayabiliyor. Evet, Erkan Baycuman, siz de hoş geldiniz yayına. Evet değerli dostlar, Eskişehir'de durumlar soğuk. Gerçekten soğuk. Bak ben şöyle kendime bakacağım. Görüyorsunuz, bir kapşonlu kazak, üzerinde de bir mont var. Ona rağmen üşüyorum. Gerçekten soğuk. Normal bu şart, bu dönemlerde Eskişehir'de şu anda normal kolsuz atlet, tişörtler gezmemiz gerekirken maalesef şu anda soğuk bir şekilde rüzgarla ağaçlar görüyorsunuz sallanıyor öyle. Rüzgarda hava gri görüyorsunuz. Hava komple gri. Şekilde soğuk. Gerçekten soğuk. Evet, sizi tekrar görüntüler alacağım. Dondonlarla gezilen yerler burası. Görüyorsunuz karşı tarafta. Porsuk'ta, adalarda dondonlarla turlar var. Sokak çalgıcıları var. Eskişehir'e basit sık görebilirsiniz. Gezdiğiniz yerlerde böyle sokak çalgılarını görürsünüz. Ben de bunlara hayran kalıyorum gerçekten. Sanatlarını sergiliyor bu şekilde. Evet, adalarda yürümeye devam ediyoruz. Bundan sonraki gideceğimiz yerde tabii ki sıcak sular. Sıcak sulardan sonra da hamam yoluna gideceğiz. Hamam yolunda belki bir gurbetçi gelirse sohbet yapabiliriz. Tabii sizler de Eskişehir'de bulunuyorsanız, şu anda izleyenler arasında Eskişehir'de bulunan varsa, sizler de canlı yayına gelip burada bizimle sohbet edebilirsiniz. Röportaj yapabiliriz. Evet, görüyorsunuz tur otobüsleri. 54 plaka. Bilmiyorum tam olarak veren ama tur otobüsleri burada bekliyor. Turistleri, yerli turistler özellikle. Burada 34 plaka var. 48 plaka var. Bunları burada bekliyor. Yerli turistler de Eskişehir'i ziyaret ediyor bu şekilde. Evet, şu anda sağlık çay bahçesi dediğimiz o mevkideyiz. Şimdi normalde burası
aileler tarafını sütun sütun doluyor orada. Şu anda da açıldı. Daha 10 gün önce buralar kapalıydı. Bak şimdi açıldı ama insanlar gerçekten soğuk. Hava gerçekten soğuk ve rahatsızlıklar. Yani oturuktan bir battaniye ihtiyaç duyuluyor. Evet, burası sağlık çay bahçesi. Gurbetçilerimiz birçoğu burada alışveriş yaparken durakladı, dinlendi, birleşti, toplandı bir alan olarak bilinir. Evet, şöyle de karşıda subay kazinosu var. Şanlı Türk bayrağımız da orada dalgalanıyor. Allah ne güzel bir bayrağımız var yarabbim. Cenab-ı Allah bu bayrağı hiçbir zaman indirmesin. Gerçekten harika güzel bayrağımız var. Evet, işte karşı taraf biliyorsunuz subay gazinosunun olduğu yer. Evet, biz devam edelim. Şanlı Türk bayrağımızı da gördükten sonra devam ediyoruz. Evet, şu anda sıcak sulara doğru gidiyoruz. Bulunduğumuz mevki ise Hürkeş tarafından Esnaf Sarayı Caddesi olarak bildiği Esnaf Saray'a. Karşıda devam ederseniz Esnaf Sarayı'na gidersiniz. Biz karşıya geçeceğiz. Karşıdan sıcak sulara doğru gideceğiz. Evet, böyle dostlar, sorularınız varsa sorabilirsiniz. Fiyat konusunda sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Pahalı mı? Evet, pahalı. Gerçekten pahalı. Yani izine gelirken bol euro oranına gelin derim. Gerçekten pahalı. Bir dengesizlik var. Bir dengesizlik var. O denge inşallah sağlanır. Yani şöyle örnek vereyim size. 2021'de benim arabanın trafik sigortası 380 liraydı. 2022'de geçen yıl 1800 lira oldu ve bu sene 6700 lira. Yani buradan pay düşüyor. Ama euro 2021'de de 19-20 liraydı. Şimdi de 20-22 lira. Yani euro 20 katı olmadı. Ama ürünler çok katlanmış. Gerçekten çok katlanmış. Yani şöyle düşünün. 100 liraya bir yemek yok. Lokantada 100 liralık yemek diyemezsin. Snack'ta bir 70-80 liraya hamburger falan olabilir. Ama yemek hesabında 100 liralık bir yemek yok artık. Öyle bir yok. 100 liralık yemek yok. Yani bazen bakıyorum 90-89 liraya yeni diyor ama 110 liraya çıkıyorsunuz. Bir içecek kola isterseniz 25 lira. Evet, biraz pahalı. Dolayısıyla sorursanız. Evet, şeyimiz de şuydu. Birkaç arkadaş da dedi. Ben başta da onları yaptım. Son zamanlarda ben onu çok dikkat ettim. Ülkemizde, vatanımızda bulunan mülteci, sığınmacı, göçmen diye adlandırdığımız Afgan, Suriyeliler bulunuyor. Gurbetçilerimiz de aynı kefeye koymaya başladılar. Bu da beni biraz rencide etti açıkçası. Çünkü bizler biliyorsunuz gurbetçiler olarak atalarımız bulunduğu ülkelere sığınmacı olarak, göçmen olarak veya savaşta kaçan olarak gitmedik. Biz oraya çağrıldık. İşçi göçü, misafir işçi olarak geldik. Yani Hastarbeiter diyoruz. İşçi göçü geldik buraya. Misafir edildik. Gelin burada misafir işçi olarak bizim ekonomimize, bizim ülkemize katkınız olsun diye o şekilde gidildi. O şekilde hala yaşanıyor. Evet, artık misafir değiliz ama birinci nesil o şekilde gitti. Dolayısıyla biz bulunduğumuz ülkelerde sığınmadık, kaçmadık. Biz bulunduğumuz ülkelere maddi manevi yük olmadık. Biz bulunduğumuz ülkelere bilakis maddi manevi, kültürel, sosyal alanda bir sürü katkımız oldu. Bunu da burada belirtmek isterim. Dolayısıyla biz gurbetçiler sığınmacı da değiliz, göçmen de değiliz.
el ele kaçan hiç değildik. Mülteci hiç olmadık. Evet, şu anda ilerliyoruz. Sıcak sulardayız şu anda. Hafif hafif böyle hamam yoluna doğru çıkıyoruz. Şöyle bir isterseniz sıcak sulara şöyle turlayalım. Sonra hamam yoluna doğru çıkarız. Evet, burası kıraathanelerin bulunduğu sıcak sular diye bilinen bölümdeyiz. Evet arkadaşlar, doğru söylüyorsunuz. Hat boyundan bu yana canlı yayın yaparak yürüyoruz Eskişehir'de. Eskişehir dediğim gibi hava gri, bulutlu. Hava sıcaklığı 16-17 derece olarak gösteriliyor ama hissedilen inan 12. Yani şu anda üzerimde kazak olmasına rağmen evet hocam, merhaba. Şu anda canlı yayın yapıyoruz hocam. Sizleri bir tanıyalım. Buyur, mikrofon sizde. Neşet, evet. Evet, mikrofonu bir yakın koyalım. Şöyle evet. Neşet Baysal, emekli öğretmen. Konya Çeltikliyim. Eskişehir'de oturuyoruz. Ama aynı zamanda da Belçika'dasın, gidip geliyorsunuz. 74 yılında Eskişehir'e liseye kaydolduk. Liseyi, üniversiteyi burada okudum. 2002 yılında tekrar buraya Milli Eğitim Müdürü olarak atandım. 20 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum. Aile birleşiminden dolayı yurt dışına gidip geliyorum. Eşim oralı. Evet, orada bir olay var galiba. Tamam. Ha. Olayı çekmeyeceğiz. Habere gelmedik. Tamam. Evet hocam, nereye sürmek istersin? Gurbette vatandaşlarım, nereye sürmek istersin? Tamam git. Evet. Ben seni uyardım. Evet, tamam. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Evet, burada bir sanki bir tartışma da var. Evet, burada karşımızda Avrupa Türkleri Eğitim Danışma Platformu'nun şubesi var. Sabahattin bir gel şuraya. Burada vatandaşlar tabii ki olayı gördüler. Ben uyarabilir misin? Ben uyardım. Şöyle. Uyarmak benim hakkım. Canlı yayında tabii ki böyle olabiliyor. Canlı yayında Sabahattin bir geç. Tamam. Olabilir. Olabilir. Evet, canlı yayında habere geliyoruz, habere geliyoruz, oluyoruz. Benim hocam bilmem ne, bilmem ne. Tamam, 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 tamam. Başkan olacak bu işler, olacaklar. Evet. Ne oldu, açtım şimdi orayı, açtım. Açsın da. Evet, şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim, biraz olayla uzaklaşalım çünkü... Evet, şöyle devam edelim. Ben biraz sonra geleceğim. 5 dakika gelirim. Evet, olayda biraz uzaklaştık. Bir şeyler oldu. Orada bir bayanla tartışma vardı. Oraya normal trafiğe kapalı bir alan orası. Trafiğe kapalı alan olmasına rağmen orada bir ara var. Tartışma yaşandı. Maalesef ülkemizde bu tür tartışma, trafik tartışma çok yoğun oluyor. Olmasa iyi ama oluyor. Evet, şöyle biz bir hamam yoluna doğru gidelim. Bu arada belki sıcak sularda ortam yumuşar. Evet, insanların yoğun olarak bu arada alışveriş yaptığı noktadayız. Hamam yolu yıllardır Eskişehir'in bilinenler bilir. Yani Espark tarafı daha yokken burada hamam yolunda alışveriş merkeziydi. Evet, Euro'ya bakıyoruz. Şu anda Euro durumu böyle. 23.300 alış
23.300, satış 22.300 yani. 1 liraya yakın fark var alışma satışın. Ama yüksek bozuyorlar. Bazı kuyumcular, çok kuvvetli bir lira kuyumcuları. Orada 23.200'lerden bozanlar var. Evet, burası kahvecilerin, çinçincilerin bulunduğu yerler, kahveler üretilir. Burada benim de köylü çalışıyor ama yine denk gelmedi. Murat'a kardeşim de yine denk gelmedi. Pazar günleri galiba çalışmıyor. Geçenki seneki canlı yayında da Murat'la karşılaşamadı. O zaman da pazardı sanırsın. Pazar günleri Murat kardeşim çalışmıyor. Evet, şu anda aman yanıdır, yürüyoruz artık. Şurası meşhur Çarşı Cami, biliyorsunuz. Çarşı merkezinde. Çok güzel bir cami, tarihi bir camidir. Evet, yorumları okuyamıyorum sanki. Birkaç yorum gelmiş ama çabuk gidiyor. Evet, Ümit Şahya diyor, halk seçimlerde sonra memnun mu diyor. Şimdi ben tabii ki objektif olmak gerekirse, yani Türkiye'de benim gözlemim kadar da seçimle memnuniyet farklı bir şey. Yani halk memnun demek seçim sonuçlarına görürsen memnun ama şikayetçi, herkes şikayetçi. Ben de bunu anlayamıyorum. Herkes şikayetçi ama demek ki iktidar da memnun. Böyle diyelim. Yani bir çare olarak yine diyor iktidar. Şu iktidar yaparsa ne yaparsa o yaptı, o düzelecek mantığı oluşuyor. Öyle düşünüyorum. Çünkü herkes şikayetçi ama iktidara demek ki memnun ki ne yaparsa yine bu iktidar diye oluyor. Çünkü alternatif görmüyor demek ki. Alternatif görmediği için de iktidar kendi yaptı, kendi çözsün mantığı var belki de. Veya bunu çözecek yine güçlü iktidar diye düşündü. İkinci turda kaldı. Biliyorsunuz Türkiye ilk kez ikinci turlu bir sistemle seçime gitti. İkinci turu bekledik. İlk kez yaşıyoruz bunu. İkinci turda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oyunu verdi. Evet. Burada tanıdıklarınız varsa söyleyin, oraya da gidebiliriz. Yani yakınlarda gidebiliriz. Evet, hamam yolu böyle devam ediyor. Şu anda aşağı yukarı yarıladık diyebiliriz hamam yolunu. Evet, burada yine ara sokaklarda alışveriş merkezler derken esnafları bulunuyor. Evet değerli takipçiler, yayınımızı paylaşalım, bol bol paylaşalım yayınımızı. Biraz sonra geri tekrar sıcak sulara gideceğiz. Sıcak sularda birçok gurbetçinin buluşma noktası olan Çaydanlık Kıraathanesi'nde az önce denedik ama maalesef bir olay vardı. Olayı da fazla buraya olmak istemedim. Kayıtı da girsin istemedim.
tartışmaya da girmek istemedim. Dolayısıyla olaydan çıktık ama şu anda geri Sizeksurlara doğru gidiyoruz. Evet, burada vatandaşın birisi millet montla, kazakla dolaşıyor demiş. Bakın şöyle tekrar gösteriyor. Evet, gördüğünüz gibi ben de şablonlu bir kazak montumla geziyorum. Çünkü soğuk. Geldiğim günden beri soğuk. Hava ısınmadı. Yani Türkiye'ye, Eskişehir özellikle ve bölgesine yaz gelmedi hala. Hala yaz gelmedi. Bekliyoruz dört gözle. Haziran'ın 4'ü bugün. Normalde bugünlerde hava sıcakları aşağı yukarı 25-28 derece olması gerekirse şu anda belirtilen hava sıcaklığı 14-15-16 derece ama hissedilen inanın 10-12 derece. Geceleri 6-7 dereceye kadar düşüyor. Dolayısıyla evet, insanlar daha hala yaza yakalanmadı, yazı yakalayamadı daha doğrusu. Durumlar böyle. Buradan herkese saygılar, kürsü vatandaşımızla özelime yazıyor. Burada görüyorum. Messenger'da yazıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Yayınımızı paylaşalım. Şimdi tekrar sıcak sonra gidiyorum. Sizi Eskişehir görüntülerine baş başa bırakıyorum tekrar. Evet. Aman yolunda. Karşı yöndeyiz şimdi de. Karşı yönde. Yine sıcak sonra doğru gideceğiz. Ethem, merhabalar. Evet dostlar, pahalı da soruyorsunuz. Evet, pahalı. Yani pahalı. Dediğim gibi, az önce dediğim gibi dengesizlik var. Yani fiyatlarda bir dengesizlik var. Kıyafet de pahalı, yiyecek de pahalı. Dengesizlik var. İnşallah yeni hükümetin kabinesiyle bu ekonomiye bir çare bulurlar. Gerçekten yani şey, pahalı arkadaşlar, pahalı. Bol bol euroyuna gelin bu sene. Eurolar gelirken bol getirin. Çünkü çok ihtiyacınız olacak. Ve eurolara çok ihtiyacınız olacak. Evet, tekrar sıcak sorulara doğru gidiyoruz. Karşıda Hasaman var. Aynı zamanda Hasotel var. Birçok gürbetçinin bir dönem evleri yokken sık sık oralarda konakladı. Otel burası. Ama şimdi artık sandersem yani abartmış olmayayım ama %70 gurbetçinin, yani dediğim Afyon, Emirdağ, Eskişehir, Konya bölgesinde yaşayan gurbetçilerin Eskişehir'de ikamet ettiği yani sık bir yerde iznine gelip birkaç gün, birkaç hafta konakladığı evleri var. Burada işte maalesef. Evet, burası meşhur sıcak sular. Burada insanların kurtuluş yeri diyebilirim. Tuvaletler var, sıcak sulu. Evet, şu anda Bıçakçılar diye bildiğimiz sıcak sulardaki alandayız. Burada ayakkabı tamircilerinin bol bol bulunduğu taracık sokaktayız. Burada ayakkabı tamircileri böyle ufak ufak kulübelerde iş yapıyorlar. Aynı zamanda tabii ki ayakkabı değil, çanta, valiz, kemer, en baş işte dikilecek ne var diyorsa burada dikilebiliyorlar. Yani burası da aynı kese aynısı. Evet, geri tekrar sıcak sulara, kıraathaneye geldik ama olay büyümüş, artık polis de gelmiş. Gördüğünüz gibi artık olay büyümüş, geldik, belki olay yatışmış dedik ama yatışmamış. Polis de olay yerine gelmiş. Başka bir yer daha gidiyor. Onlardan biraz daha bir gitmiyor. Evet. Polis de geldiğine göre artık oraya hiç girmeyelim. Çünkü olaya görüntü tanıklık da etmek istemiyorum. Evet, Bayram Kısa. Selamlar kardeşim. Şimdi öyle olunca da tabii ki olay büyümüş,
olaya polis de dahil olmuş. Dolayısıyla biz orada bize bugün olmayacak herhalde. Birkaç orada gurbetçilerle sohbet edecektik. Ama orada bir az önce bir olay oldu. Orası biliyorsunuz trafiğe yasak bölge. Ama trafiğe yasak bölge olmasına rağmen oraya girilmiş. Tabii ki oradaki esnaflar da tabii ki istemiyor oraya. Araçların girmesini istemiyor. Bir tartışma oldu ama olay yatışır diye geri sıcak sonra geldik ama bilakis olay yatışmış, polis dahil olmuş. Evet, biz turlarımız devam ediyoruz. Şimdi Sarcık Caddesi'ne doğru gideceğiz. Evet, gördüğünüz gibi burada envai çeşit ürünler var, kıyafetler, ayakkabılar. Tabii ki içeride olmazsa olmaz kokoreçlerimiz var. Evet, şöyle Sarcık Caddesi'ne doğru gideceğiz. Evet, burada olay hala devam ediyor. Görüyorsunuz. Biz devam edelim. Evet, değerli takipçiler, şimdi çarşıya arabayla gelmek Eskişehir'de nasıl bir durum? Gerçekten araba başınıza bela olur, yok desem yeridir. Önce de biliyorsunuz buralarda parkingler vardı, otoparklar vardı. Burada çarşıya en yakın otopark burasıydı ama maalesef kaldırıldı orası. Dolayısıyla şimdi çarşıya yakın otopark neredeyse yok. Neredeyse yok. Dolayısıyla çarşıya arabayla gelmemenizi tavsiye ederim. Çok uzak yere park ediyorsunuz. Aynı zamanda çok da park ücretleri de o kadar ucuz değil yani. Yani 2-3 saat kalırsanız 80-85 euro, pardon lira veriyorsunuz birkaç saatlerine. Bunlar hatta belediye parkingleri dahil olmak üzere yani parkingleri de pahalı. Aziz Allah, şu anda ikindi namazı okunuyor. Türkiye saatleri tam 5. Evet, Sarcık Caddesi'ne doğru gideceğiz. Oradan tekrar tamam yoluna. Sonra tekrar bir sıcak soru daha var oğlum. Bayram Köse selamlar demiş birader. Aleyküm selam. Sizlere de selamlar. Sizler için şöyle Eskişehir'e dolaşıyorum. Bugün pazar, bir program yoktu, işimiz de bitti. Ne yapalım dedik? Canlı yayın yapalım dedik. Evet, şu anda da Helvacılar Çarşısı'na doğru geliyoruz. Burası Erdal Gömlek biliyorsunuz, çok gurbetçinin. Burada Erdal Gömlek'e gidirler. Evet. Şurası çok meşhur, kapalı bak bugün. Tanınmış helvacı. Arkadaşlar burada yaz kış inanın gördüğünüz sokaktan buraya kadar karşı tarafta da aynı keza kuyruklar olur. Yüzlerce insan burada sadece burada helva almak ister. 1875'ten beri tanınmış helvacı Eskişehir'de. Bakın burada çeşit çeşit yine helvacılar var. Burada ne hikmetse almazlar. Bakın bunlar da hep helvacı. Ama illa ki oralılar. Niye ben de anlamadım. Çok kişiye sordum. Kendi imalatları diyor. Ama bunlara soruyorum. Bunlar da bizim kendi imalatlarımız diyor. Yani gerçekten ben o konuyu anlamadım. Evet bakın burası da helvacı. Ama o meşhur tanınmış helvacı. Burada sürekli kuyruklar olur, sürekli gurbetçiler, yani yerli vatandaş
özellikle Ramazan ayında kuyruklar oluşur burada, yüzlerce kişi burada helva almak için beklerler. Evet, burası da Sarıcık Caddesi. Burası da yoğun. Burada çok çok hırvatı tutar var, lastikçiler var, nayloncular var. O önce de 1 liralık yerler dediğimiz, milyonluk yer dediğimiz cadde. Burası su eşyaları, envai çeşitli su eşyaları bulabilirsiniz. Perdeci, kıyafetçi, ayakkabıcı, oyuncakçı, çocuk eşyaları, butikler, halılar, beyaz eşya. Yani yok buraya gerçekten geldiğiniz zaman her şeyi bulabileceğiniz bir cadde burada. Fiyatları da uygun diyelim. Uygun. Piyasaya göre uygun fiyatlar burada da. Bakın her şey 35 lira demiş. İçeride dışarıda her şey 35 lira demiş. Telefon atlısı var burada. Bebek kıyafetleri. Saatçılar. Kasap. Çantacı. Nayloncu. Süccadiye işleri. Hediyelik eşyalar var. Burada her şey mevcut. Sarıcık Caddesi'nde. Evet. Gerçekten böyle mağazalarda insan geliyor, hiçbir şeye ihtiyacınız olmasa dahi bir şeyler alıp çıkıyorsunuz yani. Aynı Belçika'da, Hollanda'da Action var. Action'a girirsiniz, hiçbir şeye ihtiyacım yok dersiniz ama yine de 30-35 euro verirsiniz. Aldığınız ürünler de Action'da genelde. Bazen bir veya iki, bazen de hiç kullanmazsınız. Yer tekrar ihtiyacı olduğu zaman da onu zaten bulamazsınız. Demek önemli bir şey alınıyormuş orada. Zıvır zıvır dediğimiz eşyalar alınıyor ama onsuz yapamıyoruz. Evet, Türkiye Tarım Kooperatifleri Marketi var. Burada markette zaman zaman uygun fiyata malzeme alabiliyorlar vatandaşlar. Bunu takip etmek gerekiyor. Burası kooperatif. Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketi. Evet, tekrar şöyle dönelim. Şöyle fiyatları merak edenler böyle baksın. Evet. Fiyatlar böyle. Evet, son zamanında soğan çok dedikodusu oldu. Soğanın fiyatı şu anda 7.90. Patates ise 11.90 olarak belirtmiş. Patlıcan 13.5. Kavunun kilosu 15.75. Karpuzun kilosu 8.25 olarak belirlenmiş. Evet, soğanla burada görüyorsunuz. Soğanlar burada. Evet, buzdolabı Regal'ın buzdolabı 29.500 lira. Üçlü ceviz çeyiz setiymiş 29 lira. Bu yani komple ceviz seti. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi buzdolabı 29.500 lira olarak verilmiş. Yani 30 bin desek 1.300 liraya, euroya geliyor. Yani aşağı yukarı ürün başı 400-450 euroya geliyor. Yani aslında orayla bir farkı yok.
sandersin. Çünkü orada 400 lira yapan aynı ürünleri alabilirsiniz. Evet, bu da tekrar Caddiye Elektrik İşçileri Ağız Evet. Oradan mağazalar var. Telefon aksesi var böyle. Ama herkes şikayetçi. Neden şikayetçi? Öncelikle havadan şikayetçi. Soğuk. Hala soğuk. Yaz gelmedi arkadaşlar. Türlü yaz gelmedi. Şunu bekliyor. Çocuğu veriyorsunuz. Sırtında montla. Haziran 4'ü. Ama hala vatandaşlarımız kazaklarla, montlarla dolaşıyorlar. Simit 5 lira, çay 5 lira, onu da belirtelim. Evet, granit çay 650'den 400 liraya düşmüş. Anneler günü özel bir sağlık. 400 liraya kadar düşmüş çaydanlık. Şu anda gerçekten soğuk, yani esiyor. Bayağı bir esiyor şu anda. Bilmiyorum, mikrofona yansıyor mu? Çok rüzgarlı. Özel'in timeni nasıl? Evet, gördüğünüz gibi Suriye'nin haftalarında vatandaşlarımız bayağı yoğunlukta. Bazen de bilemiyorsunuz yani Türkçe konuşsanız. Siri diyor, ben Siri diyor, yani Suriye'liyim diyor. O zaman anlıyorsunuz, yoksa bazen gerçekten anlamıyorsunuz. Türk sanıyorsunuz, kıyafetine bakıyorsunuz veya siması olarak da belli olmuyor. Evet, sıcak simitler burada. Yeni geldi, sıcak simit. Evet, sıcak sorulara doğru tekrar gideceğiz. Oradan da hafta yayınımızı kapatalım. Evet, bir gurbetçiyle karşılaşmadık şimdiye kadar. Pek de biz görmüyoruz. Evet, başlığımız şuydu. Son zamanlarda sık sık gördüğüm şuydu. Türkiye'de bulunan göçmen, mülteci, sığınmacı diye adlandırdığımız Suriyeliler ve Afganlıları biz gurbetçilerle aynı kefeye koymalara. Sizler de zamanında oraya gittiniz, sığındınız diyenler var. Sizler de zamanında gittiniz oraya, göç ettiniz, göçmenlik yaptınız diyorlar. Bazıları da siz de oraya mültecisiniz diyorlar. Bu benim biraz gücüme gitti. Çünkü bizler oraya göçmen olarak gitmedik, sığınmacı olarak da gitmedik. Mülteci olarak hiç gitmedik. Bizler Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkıma uğramasından sonra özellikle Almanya'nın isteği üzerine Hastarbeiter, yani konuk işçi, misafir işçi sıfatıyla davet edildik ve oraya gittik. Biz hiçbir zaman bulunduğumuz ülkelerde maddi devlet kaynağı almadık. Çalışmaya gittik. Gittik. Yani, derken tabii ki birinci nesil atalarımız gitti. Orada çalıştı. Alnının teriyle
babalar gibi, aslanlar gibi çalıştı ve orada hala çalışmakta. Ama biz hiçbir zaman bulunduğumuz ülkelerin sosyal arası olsun veya tabii şu anda alanlar var ama hiçbir zaman orada biz devlete yük olmadık. Bilakis bulunduğumuz ülkelere maddi manevi her zaman destek olmuşturup bir sürü bulunduğumuz ülkelerde Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, Avusturya, yani bütün Avrupa ülkelerinde bulunduğumuz Avrupa ülkelerinde her zaman biz sosyal, kültürel, ekonomik katkılarda bulunmuştur. Bunu da belirtmek isterim. Evet, nihayet az önce geçtim, Murat yok dedim. Merhaba Murat. Şunu al, mikrofonu al şöyle. Evet, kendisini tanımayalım dedi. Elinde dursun, sıkıntı yok. Selamünaleyküm. Merhaba, sen köylüm. Bir tanıyalım bari. Eskişehir'de ikamet ediyorum. Fesek Makbanyası'nda oturuyorum. Afyon, Emirdağ, Piribey köyünden doğumluyum. Kahve işleri nasıl gidiyor? Malum gurbetçiler yakında gelecekler. Evet. Hepsini bekliyoruz. Bekliyorsunuz. İnşallah güzel kahvemizi. Kahvenin işte kilosu ne kadar şu anda? Normal kilosu 280 lira. Evet. Yani hemşehrilerimize elimizden geldiği kadar ikramı yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Fiyat tamam. Konusunda yardımcı oluyoruz. Ne tür kahveler var mesela? Normal sade tarzında var. Çilekli, damla sakızlı, kavunlu, çikolatalı, fındıklı, sütlü vesaire böyle sütlü muzlu evet tarzında. Bunlar Osmanlı dediğimiz kahve tarzında. Gibek kahveler de bunlar evet da. Evet. Gerçek Türk kahvesi hangisidir? Gerçek Türk kahvesi taze çekilmiş kahvedir. Evet. Arabica Robusta karışımı. Evet, bunların da görüyorsunuz 100 gramı 28 lira, kilosu 280 lira. Aynen, buradan taze evet çekiyoruz. Burada meşhurdur biliyorsunuz, hamam yolunda burası yakında. Evet, Kiryaki Kuru Kahveci'de. Ha, hoş geldin. Hemşirelim çalışmakta. Evet, kahve buradan görüyorsunuz gelir. Direktmen burada ütülerek, burada toz ütülmüş şekilde çıkar. Bu sesi değerli seyirciler, sesi bu sıcak sulara geçtikten sonra aman yoluna doğru giderken sürekli duyarsınız. Bizim köyün tarihinde bu çinçin başka bir şey var mı? Ne kadar yaptın ver bana. Bırak. Evet, son olarak gurbetlere neler söylemek istiyorsun Murat? Çok selam söylüyorum sevgili hemşehrilerime. Sağlıcakla. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolay gelsin. Herkese size çok çok selam söylüyorum. Allah razı olsun. Evet, mikrofonu alalım. Evet. Leyla Türkiye'ye biz sohbetimizi devam edeceğiz. Az önce demiştik Murat'ı burada göremedik dedik ama gördük. Murat'ı da gördük. Yani, geçen sene de aynı görüşmemiştik ama şimdi gördük Murat'ı. Sohbetimizi yaptık. Evet, tekrar geri sıcak sorular doğru gidiyoruz. İşte abi gurbetçi valizi doldurmuş. Gidecek artık o. Malum Eskişehir Havalimanı'na şu anda haftada 2 uçak var. Bu da tabii ki uçakların direkt seferleri olmasıyla. Evet, şu anda müthiş bir rüzgar var gerçekten. Kolay gelsin. Evet, parfümleri bazıları hemen pıs sıkar. Ama sorularsa daha iyi olur tabii ki. Sormadan sıçıyorlar bazen. Evet, tekrar sıcak sorulara doğru gelelim. Burada da yayınımızı kapatacağız artık. Evet, değerli dostlar. Sizler Eskişehir'de görüntülüğüne baş başa bıraktık. Bugün pazarda Eskişehir'de hava gri görüyorsunuz. Hava gerçekten tam yaz havası değil. Maalesef Eskişehir'e yaz gelmedi henüz. Bunu da fırsat vererek ne yapalım dedik. Sizlere bir canlı yayın yapalım dedik. Canlı yayın yaparak da sizlere Eskişehir'de görüntülerle sohbetler yaptık. Sohbetler içerisinde de. Evet, şu anda şöyle geri biz gurbetçiler kıraathanesine geldik. Evet. Tanıdık simalar var. Gördüğünüz gibi tanıdık simalar var. Merhabalar. Evet.
Mikrofonu alalım. Alalım. Sizleri bir tanıyalım. Evet. Ben yakın tutalım biraz. Yakın tutalım. Ben Konya Yunak Piribeyli kasabasından. Kasaba olmadı gerçi şimdi köyde. Artık mahalle. Mahalle Piribeyli mahallesinde Abdülmaya. Şu an Eskişehir'e ziyarete geldik. Dolaşıyor bakalım Eskişehir'de. Evet, şu anda güzel bir kahve içiyorsun. Kahve içiyoruz evet. Köyde miydin? Mehmet'in kahvesini içiyoruz. Köyde yağmur bol. Yaramazlık yok. Köy dedim. Yeni ne olacak yeni. Peki şu anda yurt genelinde bayağı bir yağış var. Malum harman zamanı geliyor. Valla tehlike var. Durumda? Tehlike var. Ekinlerin durumu iyi de tolu tehlikesi çok büyük. Daha da ayın 20'sine kadar falan devam edeceğini söylüyorlar. Evet, çünkü Eskişehir'de de Yunnak, Akşehir tarafında komple dolular yağmura karışık sağanak yağışlar oldu. Peki bunlar zarar verdi mi ekinlere? Biraz daha yağarsa zarar verir. Biraz daha yağarsa ekinler çürüyebilir. Çünkü malum 6. ayın 20-25'inden arpalara giriliyordu normalde. Arpalara 6. ayın 15'te 20'sine giriliyordu normal. Ama şu durumda daha göy arpalar. Eğer havalar ısınırsa belki yine 20'sine falan girilir. Ama güneş görmedi. Güneş görmedi. Bu şekilde pek yani şeyli değil. Sağlıklı değil. Arpaların, buğdaların durumu iyi değil yani. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gurbetçilere ne söylemek istiyorsun? Gurbetçilere bol bol selam. Selamlar. Kendinize iyi baksınlar. Evet. Bol bol selamlar. Teşekkür ederim. Evet, mikrofonu Ali kardeşime veriyorum. Mehmet pardon. Efendim abicim. Evet, sizi bir tanıyalım. Ben Mehmet Karşıkaya. Piribeyliyim. Valla Eskişehir'e ziyarete geldik. Yağış bol. Bereket var. Abdül abine çay kahve içiyoruz. Evet. Bir türlü ısınamadık. Yaz gelmedi bir türlü. Valla bu sene biraz öyle oldu. Mart ayında havalar iyiydi. 20-25 derecelerdeydi. Mayıs'ın başlarından itibaren her zaman Belçika'nın havasını geçti. Evet. Hatta haftanın, şu anda Belçika'da bayağı 20-25 derecelik. Şu haftanın anda 4 günü yağışlı. 15 dakika, 20 dakika, yarım saat bir yağış oluyor. Yağış bol. Bereket var. İşte Allah afetin de etkilesin. Amin. Çünkü yapacak tam şey böyle şey zaten kritik dönemler şu anda. Her şey Allah'tan. Hayırlısı evet. Diyelim. Gidecek bir şey yok. Evet. Gurbetli vatandaşlara neler söylemek istiyorsun? Tüm arkadaşlara, eşlere, dosta hepsine selamlar, saygılar, büyüklere, küçüklere. Yapacak diyecek bir şey yok abici. Evet. Burada teşekkür var. Ediyoruz. Sağ olasın. Hadi şimdi. Evet. Malum gurbetçilerin burada sık sık gurbetçilerin gelip sohbetler yaptı. Evet. Evet. Şöyle devam edelim o zaman. Buyur mikrofonu. Evet, sizleri bir tanıyalım. Ben Ali. Ali ne yanma? Ali Söğüt. Evet. Evet. Ne istiyorsunuz? Ne konuşayım? Ne duymak istiyorum? Daha yaz gelmedi. Bir türlü yaz gelmedi. Havalar evet, daha hala bayağı bir soğuk. Üzerinizde soğuk. Hala bir kazakla dolaşıyor. Evet, aynen öyle. Neler söylemek istedim? Çünkü bu mevsimde normalde 25 üstü dereceler olması lazım. Evet, bu iklim değişikliğinde oluyor. Dünyanın her tarafında böyle galiba. İnşallah. Yani bu ayda tüm yağışı geçeceğini söylüyorlar. Evet. Aynen öyle. Peki gurbetli vatandaşlara neler söylemek istersin? Şu anda canlı yayındayız. Vallahi ne söylemek isterim? Buranın çok pahalı olduğunu söylemek isterim. Çok sorular geldi. Türkiye pahalı mı diye. Yani pahalı evet pahalı. Istersin? Çok pahalı. Mesela ne, kıyaslarsak nasıl pahalı? Belçika'yla aynı yani. Belçika'yla aynı fiyatları evet. Belçika'yla aynı. Evet. Aynen öyle. Ucuz evet. Değil yani. Eskiye bakarak hiç ucuz değil. Yani kurbetçiler bol para, bol ürün mi gelsinler? Evet, bol ürün gelsinler. Çünkü gerçekten yani bir iki sene önceki gibi değil. Felaket yani her şey felaket. Şu an sigaraları bile tekerler satmıyor. Zam gelecek diye. Yok diyorlar. Evet onun da farkına var. Evet onu da biliyorsunuz. Aynen böyle yani. Evet. Vatanımız güzel. Güzel memleketimiz var. Yaşamak burada daha güzel. İşte biraz pahalı. Evet. Aynen bunu söylemek. Yani bir kurbetçi olarak size pahalıysa yerliler ne yapar? Yerlilere pahalı değil. Yerliler kurbetçilerden daha iyi yaşıyor. Benim görüşüm. Evet. Bu benim görüşüm yani. Evet, son olarak Aktif TV'ye gurbetçilere neler söylemek istersin? Herkese selam söylüyorum. İzine gelenler kazası belası yasın. Yine de pahalı da olsa
4 hafta kalacağını az kalsın vatanımıza gelsinler yani. Evet, teşekkür ederim. Herkese selam. Size bir şey söylemek ister miydiniz? Teşekkürler ediyoruz. Hoşça kalın, kendinize. Evet. Fiko merhaba. Ben abi işim var, ben gideyim. Fiko işi var. Fiko da Belçika'dan buraya gelmiş. Nereden? Evet Sabahattin, merhaba. Valla Necdet Bey ne anlatayım? Gerekene daha çok. Daha önce gerekenleri anlatıyoruz. Gurbetçilerin yeri burası. Burada toplanıyoruz. Sen de biliyorsun ofisiniz de var yukarıda. Ne anlatabileyim? Ne soruyorsan ona cevap veririz yani. Ne evet. Birincisi birçok kişi havalardan şikayetçi. Hala havalar ısınmadı diyorlar. Gurbetçiler de malum bunu takip ediyor. Evet. Yaz gelmeyecek diyorlar. Evet. Bir de tabii ki pahalı. Evet. Neler söylemek istersin? Şimdi artık mevsimlere girersek mevsimlerde artık sonbahar, ilkbahar bitti. Yaz ve önce sonbahar, ilkbahar kalktı artık. Yaz ve kış başladı. Yani mevsimler öyle görünüyor. Bak 6. ay geldi. Hala soğuk. İnsanlar dışarıda oturamıyor. Koçuk oturuyor. Evet Türkiye şu anda daha biraz iyi günlerimiz. 9. ay 10. ay doğru gurbetçilerimiz gitsin. 7. ayda 8. ayda biraz gurbetçilerimiz maddi destek olacak tabii Türkiye'ye. Ondan sonra gerçekten kötü günler bekliyor. Şu an sigara satılmıyor. Sigaralar satılmıyor. 1 kilo kuşbaşının kilosu 522 euro olmuş. Evet. Lira. Gerçekten kötü günler bekliyor. Türkiye'de ekonomi gittikçe kötüye gidiyor. Bazı bankalarda erolarımızı alamıyoruz yani. Evet. Dün Cumhurbaşkanımız yeni hükümete kabine açıkladı. Evet. İlgi çekenler işte biliyorsunuz. Evet. Bir Emirdağlı hemşerimiz. Emirdağlı, Konyalı, Çeltikli. Çeltikli yani evet. Eşi Emirdağlı. Kendisi Çeltikli. Babası da Çeltikli olduğunu biliyoruz ama. Evet. Emirdağlı deme sebebi eşinin Emirdağ olması. Evet aynen sebebi. Aynen. Yani Emirdağ'ın gelini. Yani bizim yörenin insanı diyelim. Evet. Tebrik ederiz. Değil. İyi evet. Bir konuma geldi. Artık bir bakanımız da var. Yeni görevinde başarılar diliyorum Mahir Hanım'ı. Belçika'dan da tanırım kendisini. Daha önce ateşeydi. O zaman bir iki kere telefonla görüşmüştük. Yardımcı olmuştu. İnşallah vatanımıza, milletimize yani hayırlı olur. Cezayir ateşisi. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Ne diyelim Necdet Bey? Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Evet hocam az önce sohbetimiz yarım kalmıştı. Şöyle ben de bir de sizlerle sohbet yapmak istiyorum. Evet tekrar sizi bir tanıyalım. Neşet Baysal, Konya Çeltik doğumlu. 1974 yılından beri Eskişehir'deyim. Burada lise ve üniversiteyi okuduktan sonra 2002 yılında Milli Eğitim Müdürü olarak atandım. Takriben şu anda emekli olduk, emekliliği yaşıyoruz. Bizim Piribeyli, Yunak, Çeltik, Polatlı bölgesinin insanları sıfatıyla Eskişehir hem Ankara'mız hem İstanbul'umuz. Burada hemşeriler olarak bir aradayız. İyi günde, kötü günde birbirimize destek oluyoruz. Uyum içerisindeyiz. Tabii ki bir siyasi ortam yaşandı. Kırılıp dökülmeden, üzülmeden sonuçlandı. Ama biz isteğimiz olmuş olmamış önemli değil. Kendi bölgemizde, Çeltiğimizde bir bakan çıkması bizi oldukça sevindirdi. Artı olarak benim üniversite arkadaşım, eski Türk Federasyonları Genel Başkanı Hasan Özdemir'in kızı Mahinur Hanım'ın olmasına kalben sevindik. Kendisine başarılar diliyoruz. Bizim bölgenin insanı böyle. Bedelsiz bir dostluğumuz var birbirimizle. Beklentimiz yok. Yani Emirdağ diyor o zaman. Şimdi şöyle. Emirdağ'ın gelini mi? Şimdi şöyle. Hasan Bey'in babası Mustafa amca işte 40'lı yıllarda Çeltik'e geliyor. Oraya yerleşiyor. Hasan kendisi Çeltik doğumludur. Mahinur Hanım da Belçika doğumlu. Bizim iyi bir aile dostumuzdur aynı zamanda. Ailece görüşürüz kendileriyle. Orada tahsil yaptı. Orada da yakınlarımız, hemşerilerimiz Belçika'daki siyasetinde de yanında oldular. Burada da gurur duyuyoruz. İnşallah gelecekte de Konya milletvekili olarak görürüz. Yolu açık olsun. Oraya müstehak birisiydi. Ben herkese faydalı olacağına inanıyorum. Ama bunun dışında tasarrufta bulunmak,
ruhsatsız konuşmak şeklinde değerlendirilebilir. Bizi fazla alakadar etmiyor. Orada olması bizi gururlandırıyor. Evet, tabii onun ki. Dışında geri kalanında Emirdağ'ıymış, Çeltik'miş önemli değil. Zaten Çeltik'le Emirdağ heybenin gözleri gibi aynı kültür. Ben orada da o bölgede de Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım. Yunak'ta da yaptım. Bayat'ta da yaptım. Değişen bir şey yok. Aynı yörenin insanlarıyız. Uzanan kol bizim olsun şeklinde özetliyorum. Bunun dışında da iyi bir seçim yaşadık diye düşünüyorum. Çünkü bir kırılma, dökülme, üzme olmadı. Bundan sonra da işte güzel şeyler bekliyoruz. Bizim bir siyasi kimliğimiz yok. Ancak bu hayat pahalılığı inşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alınır. Ve insanlarımız refah içerisinde, evet, hocam, yaşar. Yeni kabine hakkında neler söylüyor? Hakan Fidan biliyorsunuz. Bilemem. Onları bilemem. Çünkü yani bence az kadrolar bu. Şimdi bir yenilik hissettik. Evet. Bir yenilik hissettik. Başarılı olacağına inanıyoruz. Ama bizim beğenip beğenmeme gibi bir şeyimiz yok. Evet. Zaten oylarımızı kullandık. Aynen. Bilerek, isteyerek, iradeli bir şekilde oyumuzu kullandık. Evet. Ama hocam, bundan sonra olmuş olmamış pek ben o konulara girmek istemiyorum. Tabii. Saygı diyorum. Hocam sizinle farklı konular konuşmak istiyorum. Müsaitseniz tabii ki. Bulunduğunuz bölgede bir yıllarca Milli Eğitim Müdürlüğü yaptınız çeşitli bölgelerde. Evet. Şimdi şu andaki o yaptığınız bölgeler maalesef dağılma noktasına geldi. Yani bahsettiğiniz gelişme, bir türlü gelişme olmuyor. İşte gurbetçi çok orada, şeylere göç oluyor. O bölgelerde maalesef köyler dağılmaya başladı. Burada Piribeyli başta olmak üzere, Piribeyli, Çeltik, Yener'de başta olmak üzere. Bizim oraların neden kalkınmadı? Mesela Yunan niye kalkınamadı? Yunan biliyorsunuz bir rivayete göre Adana'yla birlikte aynı zamanda ilç olduğu söyleniyor. Ama Adana milyonluk bir şehir, büyük şehir oldu. Yunan hala kalkınamayıp kalkınmak mı istemiyor yoksa neden kaynaklı? O bölge niye dağılmaya başladı? Şimdi efendim kalkınma çok farklı şekilde değerlendirmesi gereken bir nesne. Kalkınmayı şöyle ele almak istiyorum ben. Bir kere coğrafi şartlar öncelik tanıyor. İkincisi devlet desteği. Üçüncüsü şans da. Şimdi Yunak ben 1985 yılında Yunak Lisesi'ne geldim. Daha sonra oranın müdürlüğünü yaptım. Onun arkasında da nasip oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü yaptık. Şimdi burada bir çaresizlik vardı. İmkanlar çok zayıf. Susuz arazi. İşte geleneksel hayat tarzı. Hatta arkadaşlar zaman zaman okul müdürleri bana Milli Eğitim Müdürüyken diyorlar ki hocam işte biz Piribeyli'de rahmetli Abdülkadir Çaylak Piribeyli Lisesi Müdürü bir gün demişti ki ben zorlanıyorum, çocukların hedef noktası liseyi bitirmek. İşte liseyi bitirip ben hemen tabiri caizse aymane gavura gideceğim diyor. Evet. Bu düşünceyle her şey halledilmiş zannediyordum ama yeni nesil teşhis ettiğime göre ki ben emekli olduktan sonra da eş durumunda yurt dışında kalıyorum zaman zaman, orada evim var. Biz Türkiye'de çocukları çıraklıktır, kalfalıktır, yani bir meslek edindirme şeklinde yetiştirmiyoruz. Hatta bizim bölgenin ortak bir kültürü var. Ağlayan çocuğun eline para veriyoruz. Ve bu çocuk susuyor. Büyüyünce de bunun farklı bir türevini yaşıyor. Onun yerine sanat sahibi çocuklar yetiştirseydik, Belçika'ya gitmiş gitmemiş önemli değil. Türkiye'de de kalsa sanatı olsun. Sanatı olmadı ama biz o bölgenin yöneticileri, eğiticileri, eğitimcileri olarak Yunak'ta güzel işler yaptığıma inanıyorum. 85'te geldiğimde 3 tane fakülte mezunu
Yunan dışında görev yapıyordu. Şu anda Türkiye'nin her tarafında Yunanlı birilerini görmek mümkün. Hatta şöyle söyleyeyim, buyurun gelin, Gazi Üniversitesi Hastanesi Başkanı bir Yunanlı. Selçuk Üniversitesi Hastanesi buna keza, hatta müdürüyle beraber Yunanlı. Bakıyorsunuz kamu güvenliğinde Yunanlı öğrencilerimiz var. Yargıtay'da başsavcı sıfatını taşıyan öğrencilerimiz var. Oldukça fazla mühendisimiz var. Böylece o kabuk gitti. Yeni nesil bilinçli. Ümitliyim ben bunlarda. Yani Belçika'ya gidiyorsa da güzel noktalarda görüyoruz. Güzel pozisyonlarda görüyoruz. Üreten, kazanan, Allah'ın ve devletin men ettiği işleri yapmayan Yunak bölgesi insanlarını gördüğümüz zaman daha fazla gurur duyuyor. Evet. Çok şükür şaibeye mugayir, yurt dışında hiç kimseyi görmüyor. O tür bir hayat tarzı içerisinde. Allah sağlık versin. Amin. Bu bölgenin insanı olarak gurur duyuyorum. Eskişehir'de de öyleyiz. Eskişehir'de de Feder'de, Kıvanç'ta bir araya gelebiliriz. İşte bu bölgede de burası Köprübaşı diye hitap edilir. O bölge. Buraya biz çaydanlık kahvesi tabiriyle adlandırıyor ama Belçikalılar dayanışma vermeye. Buraya her köyde bir insanı görmek mümkün oluyor. Dolayısıyla birbirlerimizde haberimiz de oluyor. Evet. Hocam evet. Şeyin başlığımız şöyle mikrofonu şöyle yapalım isterseniz. Şöyle takalım. Tamam. Evet. Canlı yayın başlığını da şöyle attık. Çünkü son zamanlarda ben Türkiye'de onu görüyorum. Ülkemizde bulunan sığınmacı, mülteci diye, göçmen diye adlandırdığımızlarla gurbetçileri aynı kefeye koymaya başlıyorum. Bunu çok sık duymaya başlıyorum. Çünkü biz gurbetçiler 1960'lı yıllarda Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'nın bittikten sonra yıkımı aslında tamir etmek için özellikle Almanya'nın iş gücü olarak bizleri oraya davet etti. En azından tarih bunu diyor. Bu kıyaslamaya ne söylemek istersiniz? Kesinlikle öyle bir reaksiyon olamaz. Sosyal reaksiyon. Çünkü bizim Türk insanımız, bizim gençlerimiz o gün için büyüklerimiz yurt dışına gittiği zaman hayatı idame için gitmişler. Gittiklerinde de Avrupa ekonomisine, sanayisine, tarımına katkıda bulunmuşlar. Ve orada hiçbir olumsuzluk yaşamamışlar. Ama üzülerek söylüyorum, buraya gelen Suriyelisi, Afganlısı bunlar ülkelerini terk etmiş, savunmamışlar. Ülkelerini savunmamışlar ve aciz durumda değiller. Biz Kurtuluş Savaşı'nda olsun, Çanakkale Savaşı'nda olsun, Balkan Savaşları'nda olsun, ülkemizi çoluk çocuğumuzla savunmuşuz, gerektiğinde ölmüşüz. Ve hiçbir ülkeye de sığınma gibi bir teşebbüsümüz olmamış. Ben buradaki Suriyelilerden, Afganlardan rahatsız olan bir insan değilim. Ama eleştiriye çok meyilli insanlar. Artık ülkelerinde belli şartlar oluşmuş. Dönsünler. Abi, buyur, gerekmez. Burası bizim buyur, işsizlerimize ait. Bizim insanımıza ait. Bizim işsizimiz burada istihdam edilsin. Şimdi hastanelere gidiyoruz. Artık rahatsız oluyoruz. Bundan birkaç sene önce işte hastanelerde gönül rahatlığıyla sıkıntı çekmeden tedavi oluyorduk. Şimdi randevu durumuna düştük. Bu sıkıntıyı yaratan kim? Dışarıda gelenler. Tamam, biz muhacırı da biliyoruz, ev sahipliğini de biliyoruz. Ev sahipliğimizi yeteri kadar yaptık. Ama burada artık durum farklı bir mecraya taşınıyor. Onlar buralı olmak istiyorlar. Evet. İşte bir ay önce İstanbul'a gittim. İstanbul gezilmeyecek vaziyete gelmiş. Evet. O nedenle bir tedbir alınacağını düşünüyorum. Evet. Bir an evvel ülkelerine dönsünler. Ancak
her kim Belçika'daki, Fransa'daki yurttaşlarımızla buradaki Suriyelileri kıyaslıyorsa orada her şeyden evvel sosyal kabahat işliyor. Evet. Ayıp ediyorlar öyle şey. Benim ecdadım, benim insanım yurt dışında aslanlar gibi çalışıyor. Sabahın köründe kalkıyor, logar temizliyor, elektriğine gidiyor, işine gidiyor ve Avrupa ekonomisine katkıda bulunuyor. Ama buradakiler hala daha devlet destekli. Belki de o para yurt dışı destekleriyle, UNESCO desteğiyle, NATO desteğiyle sağlanırdır. Bizim bütçemize çıkmazdı. Ama ne olursa olsun artık yeter. Evet. Artık Türkiye'nin mekanizması onları taşıyamayacak durumda. Evet. Hocam son olarak gurbetteki vatandaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar bizim canlarımız, arkadaşlarımız, çocuklarımız, evlatlarımız. Ben onlara hiçbir zaman için gavurcu sıfatını taşımıyorum. Öyle bir şey yakışmaz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Hepsine sağlık diliyorum, esenlik diliyorum, başarı diliyorum. Bura onların ülkeleri, burada başımızın üstünde yerleri var. Eleştirel insanlar değiller bizim için. Evet. Yani Belçikalı, Türkiye'li ayrımı ben yaptırmadım. Yapılmaz da. Kendi çocuğum da orada, kardeşlerim orada, yeğenlerim orada. Ve oradan da evliyim. Oradan evliyim. Onun için Belçika'nın, yurt dışındaki insanların benim nezdimde daha farklı bir önemi var. Hepinize başarılar diliyorum. Bu arada da zat halinize de teşekkür ediyorum. Hem hemşerimsiniz, hem çok sevdiğim bir abimin damadısınız. Dolayısıyla eniştemiz oluyorsunuz, damadımız oluyorsunuz. Aynı bölgenin çocuklarıyız. Pirbeyli, Çeltik, Emirdağ, heybenin gözleri gibi. Allah bu ahengimizi bozmasın. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun hocam, teşekkürler. Biz de selamlar ediyoruz. Evet, değerli dostlar. Şimdi bayağı uyarı geldi de bayağı bir buçuk saatlik bir yayın oldu. Şimdi şöyle kamerayı çevirelim tekrar. Evet, 1,5-2 saatlik bir yayın oldu. Burada vatandaşlarımızla sohbet etmeye çalıştık. Malum Türkiye'de şu anda 4 Haziran. Ülke hala soğuk yaz gelmedi malum. Ve sizlerle bugün de canlı yayınla Eskişehir'de görüntülerle sizlere aktarmaya çalıştık. Şu anda sıcak sulardayız. Görüşürüz. Şu anda sıcak sulardayız. Gurbetçiler Kıraathanesi'nde sizlerle sohbet ettik. Gurbetçilerimiz sohbet ettik. Türkiye 4 Haziran olmasına rağmen daha hala yaz gelmedi. Gurbetçilerimiz sizlere gelen sorulara cevap vermeye çalıştık. Pahalılıkta şikayet ediyorsunuz. Evet, pahalı. Ucuz değil, pahalı. Evet, bunu söylemek gerekiyor. Ama ülkemiz için şeydir, vatanımızdır, milletimizdir, pahalı ucuz demeyle devamlı ülkemize geliyoruz. Bizim gurbetçiler olarak böyleyiz. Öbür kıyaslamaya gurbetçilerle, buradaki Türkiye'de vatanımızdaki bulunan mülteciler, göçmenlerle kıyaslamada benim gücüme gitti açıkçası. Bizler oraya çalışmaya gittik. Evet, davetli, işçi göç olarak davetli. Özellikle Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın başlattığı o işçi göçü akımı, yani misafir işçi göçü akımına bizler oraya dahil olduk. Avrupa bizi davet etti, biz oraya işçi olarak çalıştık. Ve biz bulunduğumuz ülkelerde hiçbir zaman bulunduğumuz devletlere yük olmadık. Bizler devamlı kendi ülkemizdeki olduğu gibi bulunduğumuz ülkelerde maddi, manevi, ekonomik, ticari, sanayi katkılar yaptık. Dolayısıyla buna da ben burada son olarak söylemek istiyorum. Evet, değerli takipçilerimiz, bir dahaki yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Her ne olursa olsun devamlı bizde kalın diyorum. Aktif TV'de kalın.